Türkiye İdlib'de tırmanan gerginliğin ardından Suriye'den gelecek göçmenleri Avrupa'ya geçişini engellememe kararı aldı. O haberi duyan göçmenler İstanbul'dan Edirne'ye akın etti. Otobüsler, taksiler dolup taştı. Millet herkes kendisi gidiyor, kıyırarak gidiyor. Daha çok Suriye'den var, İran'dan var, Afganistan'dan var. Kimi taksi ve otobüslerle, kimi yürüyerek yola çıktı. Göçmenler Edirne'ye doğru böyle akın etti. Kaç kişi gidecek bilmiyorum. 5 otobüs doldu, çıktı. Türkiye'nin sınırdan geçişlere izin vereceği haberi hemen yayıldı. Göçmenler sabahın erken saatlerinde İstanbul'un çeşitli yerlerinde toplanmaya başladı. Nereye gidiyorsun? Edirne'de. Sabah haber aldım diyor. Şey, kapılar da açmışlar. O için gidiyorum. Burası Zeytinburnu. Sabah saatleri itibariyle mülteciler 58. bulvar üzerinde toplanmaya başladı. Sayıları her geçen dakika artıyor. Bulabildikleri araçlarla Edirne'ye gitmiş. Hazırlanıyorlar. Yunanistan'a gidelim. Ondan sonra Almanya'ya gideriz abi. Ondan sonra orada yaşamak istiyoruz abi. Hepsinin amacı aynıydı. Ama Edirne'ye gitmek o kadar da kolay olmadı. Dün akşamdan saat 1.30'dan beri dışarıdayız ama arabaya binemiyoruz. Edirne'ye taksi. Ne kadar abi? Kişi başı 200 abi. Taksi ile otobüsler, bunlar pahalı oldu biraz. Mülteciler taksicilerle pazarlık yapıyor. Taksiler Edirne'ye yaklaşık 800 liraya gidiyor. İşte mülteciler pazarlık yaptı galiba ama anlaşamadıkları için şu anda binemiyorlar. Ne kadar istedi? Abi 800 istedi de bize. Biz 600 dedi, yapmadı işte 600. Nereye gidiyorsunuz? Edirne, Kapıkule. Bazıları da otobüslerle yola çıktı. Çoğunun Afganların oluşturduğu mülteciler Zeytinburnu sahilde toplanmıştı. Otobüse bindiler ve birazdan onlar da Edirne'ye doğru hareket edecekler. Nerelisin? Afganistan. Avrupa'nın neresine gideceksin? Fransa. İstanbul Otogarı da son günlerin en yoğun gününü yaşadı. Yani %70-%80'i mülteci diyebiliriz.